Aslı hamile. Aslı! Çok güzel değil mi? Çok güzel. Yılbaşı gecesi takmıştım onu. Ve ileride aşık olduğun kıza hediye edersin bunu demiştim. O yüzden mi üzülüp gitti acaba? Aslı, kimdi onun karısı? Niye ayrıldılar ki? Aslı! Aslı! Bu doğru mu? Sen hamile misin? Bir bebeğimiz mi olacak? Her şeyi hallettim. Konuştuğumuz gibi. Ozan beni arayacak, sonra buraya gelecek. Sen hazır mısın? Berçin, aslında içim hiç rahat değil. Beni alet etme sen. Alet etmek mi? İyilik yapacaksın, iyilik. Hem sen bana borçlusun. Vazgeçmek için çok geç. Merak etme, hiçbir aksilik olmayacak. Böyle tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz her şeyi. Öyle diyorsan, ne yapalım? Yapacağız. Al şunu iç, bir sakinleş. Ay vallahi Adnan Bey, yani kusura bakmayın. Ben böyle olmasını inan ki hiç istemezdim. Sadece aranızdaki husumet kalksın, barış olsun istedim. Nereden bilirdim böyle olacağını? Sen daha ne yapacaksın Raziye Hanım? Adama gel mevzuyu çözelim, konuyu kapatalım diye büyüklük gösterdim. Adam üstüme saldırdı. Ne yazıyor acaba bunda? Adnan Bey, ben sizi hastaneye götüreyim mi? Gerek yok. Sinirlerim bozuldu. Ben şirkete gidiyorum. Ya o zaman ben götüreyim sizi. Hadi buyurun. Anne size evle burayı halledin. Tabii, tamam oğlum. Hadi sen götür. Ben temizlerim, buraları hallederiz. İnsanların da bizim yüzümüzden tadı kaçtı. Bu yaptıkları da burada kalmaz. Hesabını sorarım. Yarın duruşma var zaten. Günah benden gitti. Hayırdır? Sen nereye? Babamı görmem lazım, çekil. Kızım, şimdi sırası mı bunun Eylül? Evin halini görmüyor musun? Şuralara bak. Mahvettik insanların evini de zaten. İyilik bizde kalsın. Benim başım falan ağrıyor zaten. Belim de tutmuyor. Bakıp durma öyle yüzüme. Yardımımız olsun, iyilik olsun. Evi birlikte seninle derleyip toparlayalım. Babanın attığı o yumruktan sonra bunlar dava etmezse babanı çok iyi. Onun için tut işin ucundan da beraber çabucak yapıverelim. Tamam, toplayalım gideyim ben. Babanın başı ağrımasın diye yapıyorum kızım. Geç karşıma, hadi şu masayı kaldır. Hadi yardım et bana çabuk. İnsanlık bizde kalsın. Kaldır. Kaldır Eylül, kaldır. Ağır kaldır ki düşsün yağsın bebeği. Vallahi planımız tıkır tıkır işliyor. Eylül kolumuza taktık, nikaha bastık. Bir de çocuk. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Beyimize de böyle hizmet edilir. Adnan Bey, ne yapıyorsun ya? Yaşar'dan yediğim yumruğun karşılığıydı bu. Ya ben... Kes! Bana bak, doğru söyle. Eylül'ün bebeği Yağız'dan mı?
hamileliğinden bahsediyorsun sen ya? Bak, eğer böyle bir şey varsa bilmeye hakkım var. Tamam, olmadı. Beceremedik biz. Aramızda yaşananlar ne olursa olsun... Sabrımı mı sınıyorsun sen benim? Dalga mı geçiyorsun benimle? Bir de aramızda yaşananlar diyor ya. Yok öyle bir şey. Hamile falan değilim ben. Tamam. Özür dilerim, ben yanlış anlamışım. Seninle anlaşmıştık. Bizden, eskiden bahsetmeyecektik. Ben burada Jülide Hanım'a yardım etmeye çalışıyorum. Benim işimi zorlaştırma. Tamam. Hadi bitti. Tamam, bunu ben yaparım. Bu kolay. Git şimdi o koltuğu çek şöyle. Altını temizleyelim oranda. Ay yok. Bu çok ağır. Rica etsek çalışanlar gelip yardım etse olmaz mı? Oldu canım benim. Kızım. Bu evin insanları bilmiyor mu hizmetçilerine evlerini temizletmeyi? Biz iyilik olsun diye yapıyoruz. Adnan babana kim bilir ne yapar, Allah bilir. İstiyorsan bırakalım, tamam gidelim hadi. Yok tamam, ben kendim yaparım. İttir ittir bakayım şu koltuğu şöyle. Kız ittirsene. Raziye. Az önce bu kızın başı dönmemiş miydi? İyi misin? İyi iyi, bir şeycik olmaz ona. İyi. Raziye, benim başım tuttu, kusura bakmayın. Biraz yatacağım. Yok canım, ne kusuru? Siz kusura bakmayın. Böyle darmadağın ettik evi de biz hallederiz buraları. Hadi siz gidip dinlenin. Tamam. Ne duruyorsun ya? Şöyle bir ittiremedin ha. Aferin sana. Kaldır da kurtulalım şu bebekten. Çocuğumuz olursa belki o da böyle ikimizin arasında bizimle kahvaltı eder. İnşallah aşkım. Peki kızımız mı olsun istersin yoksa oğlumuz mu? Zor mu? Biraz. Aslı'nın diş hekimi mi o? Karşılaştığım durumlar bunlar. Alışmam lazım artık. Olmaz. Berçin hamile. Hasan.
Jüri de hatırlarsa yanarız. Her şey senin yaptığın ortaya çıkar. Bütün planlarımız alt üst olur. Ben de seni kaybederim. Anneciğim, sen merak etme. O kadar kolay değil. Kadın çok kötü durumda. Peki Aslım? O Aslım ne olacak? Evliliğine yerleşmiş bir güzel. Ozan'la da barışırlar yakında. Oğlum, kadın hatırlamasa ne? Mutlu mesut aynı evin içinde yaşadıktan sonra ne anladık biz senin intikamından? Oğlum, bak o jüri de benim. Ozan da senin hayatını mahvetti. Baban yanımızda. Yanımızda ama adam ölüm döşeğinde yaşıyor. Allah'ım! Ya bu kadın yaptıklarının acısını çekmezse vallahi gözüm açılmayacak. Oğlum, ne olur bir şeyler yap. Ne olur bir şeyler yap. Jüri de yüzünden bir de seni kaybedemem. Lütfen bir şeyler yap. Tamam anneciğim, söz yapacağım. Sen merak etme. Sakin ol. Beni de kaybetmeyeceksin, merak etme. Bir şey yok, gel. Tamam. Sana soruyorum. O bebek kimin bebeği? Yoksa Yağız'dan mı? Bu nasıl soru Adnan Bey? Lafı geveleme lan. O bebek senin mi değil mi? Onu söyle bana. Tabii ki benim. Tabii benim. Eylül'le ikimizin bebeği. Emin misin? Ayıp ediyorsun Adnan Bey. Ne bileyim. Eylül bir şekilde seninle evlendi. Ama senin gibi bir serseriden çocuk yapmaya nasıl razı oldu onu anlamıyorum. Sen de ne yaptın bize Adnan Bey ya? Bizim de kendimize göre bir gururumuz, onurumuz var ya. Bebek benim diyorsan benim yani. Yalan mı söyleyeceğim? Söyleyemezsin tabii. Çünkü eğer yalan söylerse, eğer o çocuk Yağız'dansa seni şuracıkta öldürürüm. Öldürürsün. Yaparsın. Sana tonla para ödüyorum. Yalan söylemeyeceksin. Ben ne dersem onu yapacaksın, anladın mı? Anladın mı lan? Anladım Adnan Bey. İyi. Yaşar amca, biraz daha iyisiniz değil mi? İyiyim, iyiyim. İyi ol Yaşar'ım, iyi ol. Sakin ol artık. Nasıl sakin olayım Nurhan? Görmedin mi yaptıklarını? Adam herkesin içinde bana çek verdi, çek. Onurumu ayaklar altına aldı. Küçüldüm karşısında ben. Yaşar, Yaşar oğlum. Oğlum yardım et, içeri götürelim. Yaşar amca. Yaşar. Gel Yaşar. İyiyim, iyiyim. Dur oğlum, tut Yaşar'ım, tut. İşini sallamalı Raziye. Bugün üssün bu bebek de kurtulalım. Çok şükür bitti. Yorulduk ama değil mi? Kızım, hadi gel de şu duvarları da siliver. Temizledim her yeri, yetmiyor mu? Aa. Ama yapmışken tam yapalım işimizi, değil mi? Vallahi benim kollarımda kireçlenme olmasa... Tamam, tamam ben yaparım. Ah Nermin Hanımcığım. Vallahi gelinimle ikimiz yani ortalığı bayağı bir böyle topladık, tertemiz ettik. Ah şu duvarları da sildik mi bitti işimiz. Sizden de Allah razı olsun. Yaşar Bey'den şikayetçi olmadınız. Büyüklük bizde kalsın Raziye. Siz işinizi halledersiniz. Kapıyı çekip çıkarsınız.
göstereceğim size. Hatırlıyorum. O çocuğu takip etmiştim ben. Üçüncü kez arıyor. Yeterince paniklemiştir. Al aç hadi. Alo. Berçin neredesin? Deminden beri seni arıyorum. Beyefendi, ben Doktor Akif. Hanımefendinin nesi oluyorsunuz bilmiyorum ama hanımefendi şu an klinimizde ve durumu çok kötü. Bir an önce gelseniz iyi olur. Ne oluyor? Nesi var Berçin'in? Neresi orası? Kadın doğum kliniği. Konum atarım. Ben Doktor Akif Şanlı. Berçin Hanım çok kötü. Hemen gelin. Vallahi sen de iyi oyuncuymuşsun ha. Ver, ver. Açıldın mı azıcık ha? Daha iyi misin? Tamam Nuran, yeter. İyiyim, tamam. Ben çok üzgünüm. Babam adına özür dilesem bir faydası olur mu bilmiyorum ama... çok özür dilerim. Benim bu yemekten haberim yoktu. Olsaydı bunu engellemeye çalışırdım. Tamam yavrum, tamam. Senlik bir şey yok zaten. Bizi de oraya o dünür çağırdı. O da az değil ha. Hiç az değil o da. Ben artık gideyim. Ama eğer bir şeye ihtiyacınız olursa arayın lütfen. Biz başımızın çaresine bakarız. Peki. Söylemek istedim. Tekrardan kusura bakmayın. Hoşça kalın. Yavrum. Sağ ol. Teşekkür etseydin bari. Babasının bize yaptıklarını görmedin mi? Babası yaptı Yaşar, babası. Bu çocuk hiçbir şey yapmadı. Ben onu bunu bilmem. Bu çocuğun kumaşı başka. Babasına hiç çekmemiş. Sıçandan doğan çul kesen olur Nuran. Ne malum bize mahkeme için yine yanaşmadı. Ona güvenemeyiz. Bize yaptıklarını ben unutmadım. Unutmam da. Hadi düş. Kapaklan yere. Madem o bebek benim torunum değil, ben de onun icabına bakarım. Eylül. Bak ta yukarıya oraya ayran sıçramış kızım. Hah, onları da sil bakayım. Ah Yaşar Bey, ah. Başımıza ne işler açtı görüyor musun? Uzan uzan bak ha, iyice sil oraları. Hadi, hadi düş. Merhaba, Doktor Akif'i nerede bulabilirim? Hemen ilerideki müdahale odasında. Berçin, ne oldu, neyin var? Ozan. Nesi var Berçin? Telefonda sizinle mi görüşmüştük? Evet, ben de. Neyi var? Hayat tehlikesi kalmadı ama bizi biraz korkuttu. Şu an ilacın etkisi altında. Birazdan kendine gelir. O zaman bunları detaylıca konuşuruz. Telefonumu unutmuşum ya.
Akıl mı kaldı? Gizli gizli burada buluşuyorsunuz. O Jüli de hayatımızı çaldı bizden. Babanı çaldı. Onlar mutlu mesut o gösterişli hayatlarını yaşarlarken ben hep onları uzaktan izlemek zorunda kaldım. Oğlum hadi önünü kapatalım. Aşkım harika bir yılbaşı olacak. Hadi. Yaşasın hadi gidelim. Onları mahvedeceksin tamam mı? Onları bitireceksin. Söz ver bana. Beni mi bekliyordun? Bak şimdi. Bu çocuk mahkeme için bize yanaşıyor olsa. Babası için bütün bunları yapıyor olsa. Ya yalan söylemesi icap etmez mi? Ha? Çocuğun suratında hiç öyle bir şey yok. Sanki böyle içinden gelerek yapıyor. Gerçek gibi. Yaşar. Bu Yağız iyi bir çocuk be. Bilemeyiz Nura. Oğlanın niyeti mahkeme olabilir. Yok. Vallahi benim içim hiç öyle demiyor. Ya babasının tarafını tutuyor olsa niye bizi buralara kadar getirsin? Ha? Niye özür dilesin? Ha, görmedin mi yüzünü? Nasıl mahcuptu? Tamam. Ben demiyorum zaten. Bu oğlan da babası gibi üçkağıtçı. Hatta babasıyla hiç alakası yok. Sanki başkasının çocuğu. Adnan demiyor mu acaba? Benim çocuğum nasıl böyle mert, düşünceli olur? Tövbe tövbe. İyi bak, kendine geldin acık. Yine de güvenemeyiz Nurhan. O Adnan'ın oğlu. Eylül!
Bakalım ne işler çeviriyorsun Raziye Hanım. Canım yavrum, sen şu an karnımda doğacağın günü bekliyorsun. İçimde seninle beraber taşıdığım Mısır'dan sana bahsetmem gerekiyor. Eylül. Ah Eylül. Bunu kimsenin görmemesi lazım, biterim ben. Bana bak, doğru söyle. Eylül'ün bebeği Yazdan mı? Çünkü eğer yalan söylerse, eğer o çocuk Yazdansa seni şuracıkta öldürürüm. Bebeğin Yazdan olduğunu kimsenin bilmemesi lazım. Bu bebek benim. Benim bu bebek. Jülide Hanım. Ozan. Jülide Hanım. Allah Allah. Neredeler bunlar ya? Alo, Jülide Hanım neredesiniz? Ben bir evin önündeyim. Aslında ben bu eve daha önce gelmiştim, hatırlıyorum. Ve bir şey yaşanmıştı. Bu evdekiler kesin biliyorlardır. Nasıl? Siz şimdi tek başınıza dışarıda mısınız yani? Neredesiniz? Söyleyin, hemen geleyim. Bilmiyorum ki. Ayaklarım beni buraya getirdi. Birlik mahallesinde bir sokaktayım. Tamam, bekleyin orada, hemen geliyorum. Allah kahretsin. Babam içeride. Jülide onu görürse çok kötü olur. Buraya geldiğine göre kan dediklerini hatırladı herhalde. Anne, her şey ortaya çıkacak ya. Ben sana demedim mi hatırlarsa biteriz diye? Çekil şunu. Dur anne, dur, açma. Karışma sen. Bir yere saklan yeter, ben halledeceğim. Yürü. Berçin, iyi misin? Ozan, sen miydin? Beni nasıl buldun? Ay, verilmiş sadakamız varmış. Al iç kızım. Korktum. Sen iyisin değil mi? İyiyim. Sen olmasaydın çok kötü düşecektim, sağ ol. Rica ederim de. Senin ne işin var tepelerde? Hem hamilesin. Dikkatli olman gerekiyor. Ya Yaşar Bey'in arkasını toplayalım derken görüyor musunuz şu başımıza gelenleri? Az kalsın bir kazaya sebep olacaktık. Nasıl çıkmış Allah Allah. Aman Nermin Hanımcığım, şimdiki mobilyalar hep çürük. İşimiz bittiyse ben artık gitmek istiyorum. Evet, biz gidelim artık. Hadi kızım. Sen iyi olduğuna emin misin? İyiyim dedim ya, beni merak etmene gerek yok. Hoşça kal. Nermin Hanımcığım, her şey için tekrar çok teşekkür ederiz. Allah'a ısmarladık. Yarpuz? Anlamadım. Yok bir şey. Güzel kızım benim. Hadi sen eve git. Ben bir aktara uğrayıp geleceğim.
usullere başvuracağız. Yarpuz bitkisinin suyunu içireceğim. Bebekten kurtulmak için kesin çözüm. Merhaba. Ben Jülize. Ben buraya geldim ama... Niye geldim inanın hatırlamıyorum. Pardon, anlayamadım. Hanımefendi, ben bir kaza geçirdim. Hiçbir şey hatırlayamıyorum. Ama bir şey var bu evde. Lütfen bana yardımcı olur musunuz? Kim yaşıyor bu evde? Gerçi benim seni nasıl bulduğumun bir önemi yok. Asıl senin neyin var? Neden buradasın? Onu söyle. Bir şeyim yok benim. Berçin dur. Dur. Böyle olmaz. Ozan lütfen. Bak ben sana bunu yapamam. Bana yapamaz mısın? Niye? Ben böyle olsun istemezdim. Olmaması gereken şeyler oldu. Berçin ben her şeyi biliyorum. Ben sana sadece yardım etmek için buradayım. Onun için her şeyi açık açık utanmadan bana anlat. Hastamız kendine gelmiş. Nasılsınız? Doktor bey, Berçin'in neyi var hamileliği dışında? Ozan. Sen nereden biliyorsun? Berçin Hanım hamileliğini sonlandırmak üzere buraya geldi. Ama operasyonu yapamadık. Çok riskliydi. Kendisi de yaşadığı stresten dolayı fenalaştı. Nasıl gevşemiş ya? Eylül'ün küpesi mi? Evet. Sen görürsen verirsin. Onu hala seviyorsun değil mi? Ona nasıl baktığını gördüm. Gözlerine nasıl baktığını gördüm oğlum. Kuzum. Söyle anacığım. Onu hala seviyorsun değil mi? O iş bitti anne. O tercihini yaptı, başkasıyla evlendi. O adamın çocuğunu karnında taşıyor. Eylül ve Yaz diye bir şey yok artık. Sana önereceğim. Bir daha bu konuyu konuşmayalım. Gel bakalım Eylül Hanım, gel. Ne bu? Hı? Kime yazdın bu mektubu? Ha? Kime verecektin? O herife mi? Sen nereden buldun bunu? Nereden bulduysan buldun be! Kızım sen kafayı mı yedin ha? Bu ortaya çıkarsa ne olur biliyor musun? Sana soruyorum biliyor musun? Sen benden kurtulmaya mı çalışıyorsun ha? Hı? Benim kuyumu mu kazıyorsun sen? Bırak şu kolumu.
senden kurtulmaya çalıştığım falan yok. Ne alt etmeye yazdın bu mektubu? Çocuğuma yazdım ben bunu, tamam mı? Kendi çocuğuma, bebeğime. O çocuk benim çocuğum. Bunu o kafana iyicene sok, tamam mı? O çocuk benim çocuğum, sen de benim karımsın. Bu gerçeği ömür boyu saklayacaksın. Eylül, yoksa... Yoksa ne Koray? Ha? Ne yaparsın? Aa, ne oluyor burada ya? Kavga mı yapıyorsunuz siz? Yok bir şey anne, yok. Çekil şöyle. Nasıl yok bir şey? Niye kafa sattıysa? Canım kızım benim ya. Aman bakma sen o deli bozuğa. İşte benim karım hamile demiyor, cicim aylarımız demiyor, senin canını sıkıyor demek. Bak ne diyeceğim sana, ben çok güzel otlar aldım, aktarcıya gittiydim. Şimdi sana bunlardan çok güzel bir çay yapacağım. Bunu iç, oh mis gibi sakinlersin, tamam mı? Hadi sen otur bakayım, ben çayını demleyip getireyim senin. Siz beni tanıyor musunuz? Ya da ben sizi tanıyor muyum? Lütfen yardımcı olur musunuz bana? Seni nasıl tanımam? Nasıl tanımam? Sen benim hayatımı çalan kadınsın. Aşkımı, mutluluğumu, her şeyimi elimden aldın sen. Senin yüzünden oğlumla ben yıllarca mutsuzluğa mahkum kaldım. Ama şimdi ben de senin canın olacağım. Geber. Gerçekten size yardımcı olmayı çok isterdim ama ne yazık ki sizi tanımıyorum, kusura bakmayın. Burada ineceğim. Buyurun lütfen. Üstü kalsın. Ozan. Söyleyemedim. Yapamadım, affet beni. Ne diyorsun Berçin, benimle ne ilgisi var? Ne demek ne ilgisi var? Ben senden hamileyim, senden. Bu bebek ikimizin bebeği. Bir dakika, bir dakika. Berçin, böyle bir şey olamaz. Unuttum demek. Ne diyorsun sen Berçin? Biz seninle... Neredeyim ben, ne oluyor? Al bakalım güzel gelinim. İç de sinirlerin gevşesin biraz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun kızıma. Sen bunu iç, ben mutfaktayım. Bir şey olursa haber ver bana, tamam mı? Sesleniver. Anlaşılan sen bu evliliği çocuk oyuncağı zannediyorsun. Annem geldi diye sustum ama... Bu iş burada bitmedi Eylül Hanım. Bak şunu kafana iyicene sok. Seni asla bırakmayacağım.
Sen benim karımsın. Sen benim kocam değilsin ama. Ben sustukça benim üstüme geliyorsun. Yeter artık, haddini aşma. Seni ben kurtardım, ben. Anladık. Bir güler yüz yok. Yanımıza yanaşmıyorsun. Tamam. Ama beni milletin içinde rezil edemezsin sen. Benim de bir haysiyetim var kızım. Tamam. Madem bu kadar şikayetçisin, boşanırız, olur biter. Hadi anne. Hadi artık gönder şu kadını, hadi. Hanımefendi, sizi tanımadığımı söyledim. Ha, gereksiz uzadı bu mevzu. Yanlış gelmişsiniz, yanlış hatırlıyorsunuz. Ay lütfen daha fazla meşgul etmeyin beni. Bir saniye. Gerçekten vaktinizi aldıysam kusura bakmayın. Ama ben bu eve geldim. Hatırlıyorum. Lütfen daha fazla rahatsız etmeyin. Jülide Hanım. Jülide Hanım, sizin ne işiniz var burada? Aslım kızım, götür beni buradan. Tamam. Tamam, hadi gelin, koluma girin. Gidelim hemen. Berçin, biz seninle o gün hiçbir şey yaşamadık. Saçmalama. Ozan, bak kalbimi kırıyorsun. Ya birlikte geçirdiğimiz güzel anları nasıl unutursun? Bu bebek ikimizin bebeği. Ama ben sana söyleyemedim. Bu bebeği istemeyeceğini biliyordum. Onun için aldırmaya karar verdim ama olmadı işte, yapamadım. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Olamaz. İç bakalım Eylül Hanım. Birazdan bebeğinle vedalaşacaksın. Ne diyorsun sen be, ha? Ne dediğim gayet açık. Eğer yapamıyorsan boşanırız, olur biter. Lan Yağız seni nikah masasında bıraktı. Yağız ölmesin, sen ortada kalma diye ben babanın karşısına dikildim. Baban az daha onu öldürüyordu. Şşş, sizi ben kurtardım ben. Seni evlenmeye ben zorlamadım Koray. Bu oyunun içine sen kendin girdin. Bak, bu bebek Yağız'ın. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Eğer kaldıramıyorsan boşanırız, biter. Nereden biliyorsun? İçti mi acaba? Ne diyorsun sen be? Gayet açık söyledim. Nereden biliyorsun diyorum. He? Yağız'ın olduğuna nereden bu kadar eminsin? Daha iyisiniz değil mi? Aklım karma karışık. Ben o eve niye gittim? O insanlar kim? Beni tanımıyorlar. Ben neden böyle bir şey yaptım ki? Üzmeyin lütfen kendinizi. Doktor da söyledi ya, aklınız size oyunlar oynuyor. Ama bunların hepsi geçecek. Aslım, iyi ki varsın kızım. Sen olmasan ben ne yapardım? Ama bu olup bitenden Ozan'a bahsetme, olur mu? Üzülmesin. Tamam. Söz Ozan'a hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama siz de böyle yalnız başınıza çıkıp gitmeyin, olur mu? Ben çok korktum size bir şey olacak diye. Tamam söz. Bir daha sana haber vermeden hiçbir yere gitmem. Anlaştık. Aslım. Ben Ozan'ın sadece küçüklüğünü hatırlıyorum. Yetişkinliğine dair hiçbir şey yok aklımda. Çok üzülüyorum. Sevdiği kız kimdi? Yani evlendiği karısı. Ya birbirlerini seviyorlar mıydı?
Neden ondan bahsedilince bu kadar üzülüyor? Sana anlattı mı? Sen biliyor musun? Gördün değil mi? Kapımıza kadar geldi. O kadını görmek bile azap bana. Suratına haykırmamak için kendimi zor tuttum. Bana söz ver. O Ozan'ın her şeyini alacaksın. Aslımı da alacaksın. O kadının her şeyi benim olacak. Benim. Söz anneciğim, söz. Merak etme. Her şey bizim olacak. Ozan, ben senden bir şey beklemiyorum. Bu işi kendim halledeceğim. Ama sen de kimseye bir şey söyleme ne olur. Sen şimdi düşünme bunları. Eve git, oturup sakince konuşacağız. Tamam. Allah'ım ne yaptım ben? Ne yaptım? Ne saçmalıyorsun sen? Ne demek bu? O geceyi bir düşün. Hani Yağız seni nikah masasına bırakmıştı. Sonra? Sonrasını soruyorum. Yağız. Yağız. Ne işin var benim burada ya? Dur bir sakin ol. Yaklaşma. Ne yaptın bana? Ha? Ne işin var burada, ne yaptın? O gece sen kendinden geçtin. Belki bir şey hatırlamıyor olabilirsin ama ben her şeyi çok güzel hatırlıyorum. O gece biz beraber olduk. Gerçekler acıdır Eylül. Ama gerçek bu. O sesini kes. Bunların hiçbiri olmadı, yalan söylüyorsun. Sus. Öyle şeyler oldu ki. Hem de öyle şeyler oldu ki. Gerçekleri tokatla silemezsin Eylül. Gerçek bu. O bebek ikimizin. Kızım, içme sen bu çayı. Hamileye zarar vermez dediler ama belli olmaz. Benim içime sinmedi. İçme sen bunu. Ne oluyor? Bir şey mi oldu? Ne konuşuyordunuz siz? Öyle bebeğimiz hakkında konuşuyorduk. Değil mi karıcığım? Gördükleri anda aşık oldular. Ama itiraf etmeleri biraz uzun sürdü. Çok sevdiler birbirlerini. Ozan da, o kız da. Çok sevdiler. Sonra kötüler girdi araya. Ufacık mutluluklarını ellerinden aldılar. Aslında onlar birbirlerinden başka hiçbir şey istemiyorlardı. Ozan hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim. Aslı 3-4 defa beni aramışsın. Bir sorun yok değil mi? Yok yok. Bir sorun yok. Annenin canı bir şey istemişti ama biz hallettik.
tamam. Odamdayım ben. E nereye kaçıyorsun hemen? Aslım da bana senden bahsediyordu. Sevdiğin kızı sordu. Birbirinizi ne kadar çok sevdiğinizi anlatıyordu. Oğlum madem bu kadar seviyordunuz birbirinizi neden ayrıldınız? Boş ver anneciğim. Sonra konuşuruz bunları. Müsaadenizle. Biliyordum. Neyi? Aslım. Sadece benim bakıcım değil. Siz birbirinize karşı bir şeyler hissediyorsunuz. Gözlerinden anlıyorum bunu. Hissediyorum. Sen onu çok seviyorsun. O da seni çok Ozan sana Fatih'ten daha iyi bir baba olacak. Onun için senin baban Ozan. Senin sayende ben de Ozan'ın karısı olacağım. Senin elini tuttuğum an içimde kelebekler uçuşuyor. Kızımızın adını koyduk bugün. Mısra. Kızımızın adını koyduk bugün. Mısra. Seninle hayaller kurmak ne güzel. Bütün hayallerim, geleceğim, umutlarım sensin artık. Seni seviyorum Eylül. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum Eylül.